hiç kimse Türkiye'yi bölemez. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar. Yani o geçti o dönem. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Devleti aslanlar gibi tavır aldı ve o Türkiye'yi bölme planları yer bir oldu. Şimdi yurt dışında da o planlar yer bir oluyor. Türkiye'yi bölemeyeceklerini burada net olarak söyleyeyim. Fakat PKK'ya karşı, Amerika'nın üzerimize sürdüğü terör örgütlerine karşı şu anda silahlı mücadele devam ediyor. İşte Kartal Pençe Harekatı vesaire. Biz bu ortamda yerel hükümet, merkezi hükümet meselesini tartışıyoruz. Yani niçin böyle bir ortamda PKK'nın da işine yarayan yerel hükümet formülleri ısrarla İzmir, İstanbul belediyeleri tarafından gündeme getiriliyor ve biraz evvel bu toplantıda da yerel iktidar, merkezi iktidardan söz edildi. Bizim anayasamızda ve geleneğimizde yerel iktidar, merkezi iktidar diye bir kavramlaştırma yok. Bu yerel hükümet kavramının biraz daha korkak ifadesi. Bizde ne var? Yerel yönetimler var ve milli merkezi devlet var. Bunun için bu yerel iktidar, merkezi iktidar, yerel hükümetler, merkezi hükümetler, yok efendim Avrupa özellik şartları koskoca bir kongre kabul ediyor. Maalesef AK Parti'de Avrupa özellik şartları yönünde bazı savunmaları geçmişte yaptı. O da aynı hatayı işledi. Ama bizim buna vaziyet almamız lazım. Çünkü biz bu yerel hükümetler, evet bölemezler ama Türkiye'nin başına belalar açarlar, yaralarlar ve Türkiye'nin bu süreçte kendisini hızla toparlamasına çelme takarlar. Zaten planlarda bu. İktidara falan gelme şartı koşulları yok. Biz Amerika'nın projelerinde hiçbir zaman rol almayacağız. Hiçbir zaman HDP ile FETÖ ile yan yana olmayacağız. Onlarla yan yana olanlarla da kesinlikle olmayacağız. Biz yerimizi belledik. O yerimiz de şudur. FETÖ'nün üzerine yürüyen, PKK'nın üzerine yürüyen, üretim devrimiyle tasarrufu, yatırımı artıran ve işsizliğe çare bulup insanlığımızı üretim süreçlerine sokan ve sonuç itibariyle fakirliğe de üretimi artırarak çare bulacak bir programda varız ve orada hükümet